Herkese merhaba dostlar. Başlıkta görüp girdiğinize göre konumuzu biliyorsunuz. Size şu açıklamayı yapmak istiyorum öncelikle. Son kez bu kişi hakkında bir video çekiyoruz. Öyle değil mi Mustafa? Yani bu bir son olacak bizim için. Evet. Çünkü çok tepki alıyoruz bununla ilgili. Diyorlar ki bize lütfen artık Selçuk Geçer konuşmayın, işinize bakın. O ne derse desin. Ama bu bir cevap hakkı videosudur. Diyorlar ki kısmı çok önemli değil çünkü diyen kısım 1 ise ne güzel anlattın diyen 10. O yüzden ben o 1'i değil öbür 10'u dikkate alıyorum. O 1 de boşuna çırpınmasın. Evet. Ben ne yapacağıma kendim karar veriyorum ve yapıyorum. Hoşuna gitmiyorsa beğenmeyeceksin kardeşim, açmayacaksın videoyu ya da izleyeceksin eğer bir şeyler duymak istiyorsan. Evet. Ya açık konuşmak gerekirse ben de o bir kişiye katılıyorum. Ben çok fazla Selçuk Geçer'i tekrardan konuşup ona bir destek gibi, ona bir reklam gibi, ona böyle bir şeyde bulunmak istemiyorum. Ben ona katılmıyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığından gidiyorsun. Ben ona katılmıyorum. Biz bugün bu hale hak edene hak ettiği cevabı yapıştırmadığımız için düştük. O yüzden ben artık fikrimi değiştirdim. Evet. Kimse söylenecek, kimse kantarın topuzuyla muhatap olacak arkadaş. Yani bu ne senin için ne de başka bir X kişi için bir reklam çalışması, bir abone çalışması değil. Biz nasıl bir soyayı eleştiriyorsak, biz nasıl bir tarım politikasını eleştiriyorsak, aynı bu şekilde Selçuk Geçer de olabilir, yarın bir X kişi de olabilir. Eğer yaptığının topluma zararlı olduğunu düşünüyorsan sen yapıştıracaksın. Eyvallah, arkandayım, yanındayım. Eyvallah kardeşim. Neden bu videoyu çekiyoruz? Altın vuruşu yapmak için çekiyoruz. Konu başlıkları: karı gibi dedikodu yapmayın. Dur oraları ben anlatacağım. Heh. Oralara girme. Tamam, eyvallah. Bir kere aramızda bir husumet olduğunu düşünen varsa ya da benim o adama uyuz olduğumu düşünen varsa ya da abone kapmak için bunu yapıyor olduğumu düşünen varsa yanılıyor. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Hatta yakın zamana kadar dinliyordum da videolarında ne anlattığını. Yakın zamana kadar dediğim bir ay öncesine kadar falan. Şimdi artık videolarında ne anlattığını da dinlemiyorum. Çok çarpıcı birisi haber vermezse. Çünkü boş işlerin peşinde. Bizim hikayemiz şuradan doğdu. Ben bunun attığı başlıkların çok yanıltıcı, clickbait olduğunu ve aşırı tahrik edici olduğunu düşünmeme istinaden bir yorumda bulundum. Sonrasında ondan bize troller geldi. Sonrasında birkaç tane video çekti. Bunların hepsini aslında kaldırabilirdim. Bu videoyu çekmeyecektim. Sonra bir gün yine bize cevaben, bana ya da onu eleştiren başka insanlara cevaben bir tane video çekti. Başlığı "İt ürür, kervan yürür." Şimdi ben bu başlığı görünce çıldırdım. Çünkü benim biliyorsunuz bu kanalın açılış amacı da ampute hayvan barınağı temin etmek. Hayvanlarla ilgili özel bir korumacı durumum var. İt ürür, kervan yürür de hayvanları, özellikle köpeği aşağılayıcı bir ifade içerdiğini düşünüyorum. Kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani birisini it kelimesiyle aşağılamaya çalışmak hayvana bir hakarettir. Ben şeye bile kızıyorum. Bir laf var biliyor musun? Karıncayı bile incitmem der. Karıncayı bile incitmem diyen adamın kullandığı o bile sözcüğü karıncayı incitir. O yüzden hayvana dikkat edeceksin abi. İt ürür, kervan yürür görünce ben de dedim ki o iş öyle değil hacı abi. Biz de bir video çekelim. Selçuk Geçer kervan yürür olsun. Bir de anlatalım. İpliği de pazara çıkaralım. Olay neymiş insanlar bilsinler. Bu adam ortalama kaç para kazanıyor? Kaç para için bu başlıkları atıyor? Kaç para için insanları paniğe sürüklüyor? Kaç para için 12 liraya dolar çip alıyor? Kaç para için 65 lira diyor? Kaç para için 3. Dünya Savaşı diyor? Sonrasında bununla da yetinmedi. Bir video daha çekti. Orada da kadınları aşağılayıcı başlık var. Mahalle karıları gibi dedikodu yapmayın. Artık bu anladım ki başlıkları atarken ne olduğu, ucunun kimi kırdığı, kimi yıprattığı hiç umurunda değil. Adam o başlığı atayım, bu videoyu izleteyim, gelecek 100 dolarlarında tadına varayımın peşinde. Merak ettim kaç para kazanıyor diye yani bir göreyim dedim falan. Bir inceleme yaptım, onları da birazdan paylaşacağım. Sonrasında o videonun içinde şey diyor. Bugün diyor beni eleştiren ekonomist takımı var ya diyor, o insanlar var ya diyor. Onlar diyor hepiniz diyor evime geleceksiniz diyor. Elimi öpmeye geleceksiniz diyor ve ben de size uzatacağım elimi diyor, öpeceksiniz diyor. Şimdi ben, yani senin elini öpmeye ben zaten gelmem de başkasının da herhangi birinin de gideceğini aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Neden geçirmiyorum anlatayım. Bir kere bu adam bir videoda diyor ki ben iktisat mezunuyum. Selçuk Geçer iktisat mezunu değil. Selçuk Geçer kamu yönetimi, iktisat fakültesine bağlı kamu yönetimi mezunu.
Dolayısıyla bir iktisatçı değil. Ekonomik bilgisinin kaynağını iktisatçı olmaktan geldiğini söylüyor. Öyle bir şey yok. Ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezunum. Hem fakültem İşletme Fakültesi hem de bölümüm İşletme bölümü. Yani eğer bu açıdan bakacak olursak akademik olarak ben ondan çok daha ekonomistim. Bunun dışında ekonomiyi nereden öğrendin? Ben ekonomik geçmişine bakıyorum nedir? Ekonomi gazeteciliği yapmış. Gazeteciliği hayatına atılmış ve ekonomi gazeteciliği yapmış. Ekonomi gazeteciliği dediğimde işte bir televizyon kanalında, ben hatırlamıyorum açıkçası, öyleymiş, araştırdım baktım, bir ekonomi televizyonunda iş adamlarını ağırladığı, ekonomistleri bilmiyorum ağırlıyor mu, iş adamlarını, ekonomistleri ağırladığı bir program yapıyormuş. Yani orada öğrenmiş olamaz mı ekonomiyi o kişilerle sohbet ede ede? Valla... Benim şu anda senden öğrendiğim gibi. Benim rahmetli dedemin bir lafı vardı. Bakmakla olsaydı kediler kasap olur. Yani bir kedi ne kadar kasap olabiliyorsa o da işte onlardan o kadar ekonomist olabilir diye tahmin ediyorum. Demek ben de ekonomist olamayacağım yani. Öyle umut etmeyeyim. Olamazsın tabii. Ben finansal okuryazarlığı olan bir adamım. Ekonomist değilim. Bak işletme fakültesi mezunuyum. 20 senedir traderlık yapıyorum. Piyasanın çok içindeyim. Çalıştığım firma Türkiye'nin en büyük data vendor firmasıydı. Ya, o bakımdan çok içindeyim. Ama ben ekonomistim diyemiyorum. Bu kanalda ne dedim ben en başından beri? Ben ekonomist falan değilim. Biraz finansal okuryazarlığım var. Bildiklerimi halkın anlayabileceği şekilde terimlere, donelere, verilere boğmadan basitleştirerek anlatacağım ki diğer ekonomistlerin yapmadığı şeyi yapmaya çalışacağım. Hı hı. O yüzden bak bizim videoların yorumlarına gerçekten anlayabildiğimiz gibi anlatıyorsun. Teşekkür ederiz yorumları çoğunlukta. Evet. Elimden geldiği kadar basitleştirerek aktarmaya çalışıyorum. Benim hikayem de bu. Ekonomist değilim. Ben bu kadar doneye rağmen ekonomist değilim diyor. Diyorum. Adam da iktisat mezunu olmamasına rağmen iktisatçıyım diyerek ekonomi anlatıyor. Ekonomistim diyor. Bu arada ben yanılıyorsam, ben yanlış, yalan bilgi veriyorsam çıkarsın diplomayı görelim bakalım ne bölümü mezunu. İktisat mezunu mu, kamu yönetimi bölümü mezunu mu? Onu bir görelim. Eğer çok öyle delikanlısı varsa diplomayı gösterecek. Diploma sordukları zaman göstereceğim hacı. Evet. Bana sorarsanız gösteririm. Var göster. Çünkü diplomam. Göster. Hadi şimdi değil. Yayından sonra göster bana, ben videoya montajlarım. Tamam, videoya montajlar tamam. Orada çıksın. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bu adam bir ay öncesine kadar 200 bin abonenin üzerine çıktı. 203 bin aboneye ulaştı. Bir aydır 203 bin abonede sayıklıyor. Aboneleri artmıyor. Bunun bir sebebi var. Yavaş yavaş insanlar uyandı. İşte bizim videoları izleyenler belki aa dedi. Doğru söylüyor olabilir mi bu adam ya? Bir hani terazinin kefesine koyunca bu herifin söyledikleriyle gerçekleri işi ortaya çıkıyor. Onu izleyip şimdi bu adam 6 aydır insanlara 12 lira olacak üzerinden dolar mastürbasyonu yaptırtıyor. Bu durum çok hoşuna giden insanlar var. Çok hoşuna giden takipçileri de var. Bu kervana yanlışlıkla katılmış insanlar da var. Dur bir bakalım bu adam ne diyor'yu dinlemek isteyen de var. Yani çok seveni de var. Eleştirel şekilde belki takip edeni de vardır. Hiç bu konuda fikri olmadan takip edenleri de vardır ama bu insanları yavaş yavaş bıktırmaya başladı. Hatırlarsan ilk videonun altına, hatta şu anda hala yorum duruyor o videonun altında. Biz silmediğimiz için yorumları. Ha bir de öyle bir durum var, onu da anlatayım birazdan. Adam diyor ki ona güvenerek dolarda kaldım, bozmam gereken yerde bozmadım, yuvam dağıldı diyor. Yalan doğru bilemem. Adam bunu yazmış ama. Neden onu videosunun altına yazamamış? Çünkü videosunun altına yorumları kendi seçerek koyuyor. Yani videonun altına yorum açık, yorumunu yazıyorsun. O eğer beğenir ve onaylarsa senin yorumun yayınlanıyor. O yüzden mesela onun videosunun altına eleştirel herhangi bir şey yazma şansın yok. Ama aç bak bizim videoların altına, hakaret etmediği müddetçe, küfür etmediği müddetçe ya da işte vatan haini falan filan tarzı saçma sapan şeyler, bölücü ifadeler kullanmadığı müddetçe en büyük eleştirileri bile, hatta küçük dozda hakaretleri bile eyvallah deyip tutuyorum ben evet. Orada.
hani bokunu çıkarmamışsa o yorumlar orada duruyor. Bunu özgürce burada söyleyebiliyor ama onun videosunun altına yapamazsın. Bu yorum faşizmine giriyor işte. Sen açık, yürekli, mert şekilde o yorumları açarsan, orada insanlar yazarsa görürsün. Ama aç adamın yorumlarını bak, ilk baştan en sona kadar hocam süpersiniz, hocam şöyle şak güzel. Mesajcı. Adnan Oktar kedicikler gibi, tamam mı? Çok yakışıklısınız hocam. İnşallah maşallah hocam. Hocam, inşallah hocam. Yakından bakınca gidiyor. Daha güzelim hocam. Bravo. Gel, git bir yorum yaz. Yaz, yayınlayamıyorsun. İnsanlar biz bu videoyu çektiğimiz için oraya yazamadıklarını buraya yazma şansı buldular. Burayı bir orada yazamadıklarını yazma platformu. Evet, bir duvar. İç dökme duvarı. Aynen dert öyle. Duvarı. O yüzden o videonun altında insanlar açsınlar, okusunlar. Muhtemelen bu videonun da altında olacak. Ben bunları söyleme zorunda hissediyorum artık kendimi. Peki bunları ne için yaptı? Abone kazanmak ve dolar kazanmak için yaptı. Vergisini veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Bir suçlama hakkım da yoktur. Belki açmıştır, vergisini veriyordur. Ama kazandığı para şöyle ki, 6 ayda ortalama videoları 100 bin izleniyordu her koyduğu video. 100 bin izlenmeli bir videonun geliri de $150 civarı. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Son zamanlarda eski videolarını sildiği için totali hesaplayamıyoruz. Ama en son hesap ettiğimde 120 bin, 150 bin TL arası bir rakam çıkmıştı YouTube geliri olarak gördüğüm. Aşağısı yukarısı olabilir, onu kimse çok net bilemez. Çok net bir şey, hani ben sadece ortalamayı söylüyorum. Ama minimal rakamlardan hesap yaptım. Bunun altında olacağını çok zannetmiyorum. Üstünde olması çok muhtemel bu rakamın. Bu başlıkları, bu yorum faşizmini, bu galeyana getirmeyi, bu 12 liralık dolar mastürbasyonunu, bu 3. Dünya Savaşı başladı işlerini, maaşlı troll nasıl olunur videolarını, bütün hepsini bu 150 bin ya da 200 bin neyse o para için yaptı ve bu kadar bir para kazandı. Belki daha fazla, bilemiyorum. Kendisi açıp göstersin. Kendi detaylarını eğer bir şey görüyorsa, hayır biz bunlar yalan söylüyor vesaire diyorsa açsın göstersin. Ama insanlarda şu son bir ayda bir uyanış oldu. Bunun bir nedeni biz, bir nedeni insanların kendi bıkması, bir nedeni geçenlerde bir kumar oynadı. Fed faiz kararını açıklayacağı gün bu bir video çekti. Başlığı da şu: Fed faiz arttırmayacak, bütün dünya şok olacak. Çok iddialı. Bu arada böyle bir video çekip koymasına kesinlikle itiraz etmiyorum. Çok ne diyeyim? Cesurca buluyorum bu arada. Bunu yapabilir. Sonra Fed faiz indirdi. Şimdi bütün dünya mutmain oldu, Selçuk geçer, ne oldu? Böyle olunca o aniden bir abone kaybı yaşamaya başladı. Bu çok sert bir abone kaybı yaşattırdı. Hemen akabinde videonun başlığını değiştirdi. O da kurtarmayınca videoyu sildi. Ondan sonra o hafta içerisinde yayınladığı bu minvaldeki bütün videoları da sildi. Şeyleri itürürle karı gibi dedikodu yapmayın. Onları da sildi galiba. Bunlardan başka yani o hafta boyunca Fed'le ilgili çok iddialı olduğu bütün videolarını ve arada Fed faiz arttırmayacak dediği bütün videolarını uçurdu. Aynı yorumları yayınlamadığı gibi. Az önce dedim ya, o videoyu yayınlamasına hiçbir itirazım yok. Çok cesurca yapılmış bir hareket. Eğer o videolar orada kalıyor olsaydı yanılabilirsin, çok normal. Bir fikrin vardır, söylersin, yanılırsın ama mertçe arkasında durursun. Sen bunu yapıp videoyu koyup bütün dünya şok olacak deyip kendin apışır kaldıktan sonra videonu da silme bir zahmet. Ne yapması beklenirdi? Ben koyduysam o videoyu arkasında dururum. Video orada durur. Çıkar da bir sonraki videoda derim ki ben böyle düşünüyordum. Olmadı. Ben zaten kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. O yüzden yatırım tavsiyesi olarak bir sorumluluk hissetmiyorum. Fikrim buydu. Fikrimi söyledim dersin. Ben de derim ki helal olsun, delikanlı adammış. Sen böyle yapacaksın. Ben olumsuz yorum yapacağım, yayınlamayacaksın. Eleştiriyi yayınlamayacaksın. Hakaret falan demiyorum ha. Benim videomun altına gelip, Ekonomist Çoban videosunun altına gelip troll account'la bıdı bıdı yapacaksın. Video yayınlayacaksın, tutmayınca sileceksin. Bir de video çekeceksin, mahalle karıları gibi dedikodu yapmayın. Şimdi bunla ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün demiş. Bundan sonrasında bir şey, ekstra bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Yani bundan sonra ne yaparsa yapsın artık onu. Ya benim derdim bu adamın kazandığı para da değil. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin. Ben bir videoda dedim ki böyle böyle yapma hocam. Yani hocam falan da dedim bu arada Selçuk'a. Hocam hoca da değilmiş ki. Bildiğin sıradan kamu yönetimi mezunu bir adam. Hiçbir özelliği de yok ekstra benim gördüğüm. O yüzden bununla ilgili
Selçuk'la ilgili söyleyeceğim son şeyleri söyledim diye tahmin ediyorum. Çok acayip bir şey olmazsa. Bir cevap hakkı daha doğmazsa diyelim. Ya cevap hakkı da olsa vermeyeceğim artık. Yani hakikaten yani, vermeyeceğim. Yani... Çünkü gerçekten çok ciddiye alınacak bir durum değil. Bu videoda insanların bunu artık anlaması için, o yorum faşizmine tepki vermesi için, eğer bundan hoşlanmıyorsa onun videolarını izlememesi için, bu arada videoların izlenmesi de 30-40 bin lira düştü falan, muhtemelen onun da psikolojik bir baskı da yapıyordur. Ya ne oldu? Çok kısa sürede 200 bin aboneyi aşan adam bir aydır 203 bini aşamadı. Arada 202 bine düştü falan filan. İzlenmeler düştü. Her gün 3 tane video basıyordu adam. Dolar 12, 3 tane video. 100'er bin izlense 300 bin. 450 dolar para. Oh ne güzel der. Günlük 450 dolar para kazandım der. Ama günlük 450 dolar para kazanmak için bu kadar da kılıktan kılığa girilmez ki. Bu kadar da insanların parasıyla oynanmaz ki. Yani ya video silecek kadar kendinden ödün verebildiğin bir yapıya, karaktere sahipsen o parayı 2 saatte kazanabileceği başka meslekler var, onu öneririm. En azından başkalarının canını yakmazsın yani. Koşun bankaya dolarlarınızı çekin. Büyük dolar hareketi, büyük dolar şeyi başladı. Dolar zıplamaya fırsat arıyor. Dolar patladı patlayacak. Hopladı hoplayacak, zıpladı zıplayacak. Ver coşkuyu. Der ne oldu? 450. Geldi 450 dolar daha. Biz buna her gün 450 verelim. Oh ne güzel. Ya kazansın. İşini ehlice yapsın. Kimseyi paniğe sürüklemesin. Yorumunu yapsın. Kazansın arkadaş. Ben bunu babamın oğlu değil ki seveyim, destekleyeyim. Ya da düşmanım değil ki koyusunu kazıyım. Bir sürü adam var diyorum ya sana. Diğer ekonomistleri de yorumlayalım. Bak, bir sürü ekonomist var. Bir sürü saçma sapan şey yapan ekonomist de var. Onları da anlatayım. Ama bu en barizi. En öne çıkanı. Bir de üstüne mazlumu getirin bana diyor ya Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminde. Mazlum yok, Kemal Sunal geliyor. Ona vurunca o da ona karşılık veriyor. Aa diyor, bu diyor karşılık da veriyor. Bırakın. Şimdi Selçuk'a bir dokunduk bina işittik, tamam mı? O da karşılık veriyor. Tatlı geldi bana. Bir de işin şu kısmı var. Ya ben rekabet etmek için ya da dalaşa girmek için uygun bir kişi değilim. Pehlivan torunuyum. Alttan bir kılçık atar üste çıkarım. Bir de bir laf var, çamura taş atma üstüne sıçrar diye. Ya artık bu adamı açtın gördün. Bu adamın sana söyleyebilecekleri var. Bu adam koyun çobanı, elinde asayla. Hiçbir şeyden korkusu şey olmayan. Tamam mı? Dünyadan da elini eteğini çekmiş. Geçmiş bir kenara. Hayvan gibi, koyun giden bir adamım ben. Sen hala neyi kaşıyorsun? Sen beni kaşıdıkça bu videonun çekilmesine sebepsin. Bari sessiz sedasız otur. Evet. Benim videomun altına girip niye troll account yolluyorsun? 2 hafta sonra da video çekiyor. Maaşlı troll nasıl olunur diye. Onu da silmiş bu arada. Yani işin uzmanı olduğu için maaşlı trolleri var anladığım kadarıyla. Onunla ilgili bilgi vermiş. 300 liraya trolleri varmış herhalde. Buradan izleyicilerimize, bu videoyu izleyenlere söyleyebileceğim son şey, özgür iradenize tamamen saygılıyım. Her ne yapmak istiyorsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Selçuk'u izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Ama bir de bu gözle izleyin izlemek istiyorsanız. Durumu böyle değerlendirin. Ya da altına girip bir yorum yazın bakalım, olumsuz yayınlanıyor mu yayınlanmıyor mu? Ya da yorumlara bir bakın, bir tane olumsuz yorum var mı? Sadet olarak söyleyeceğim. Seçerek yapın her ne yapıyorsanız. Kalitelinin peşinde olun. Kaliteliyi takip edin. Kaliteliyi isteyin. Yoksa siz bunu yapmazsanız size sunulana eyvallah demek durumunda kalacaksınız. Birkaç isim verebilir misin tavsiye? Sevdiğin ekonomist ismi. Atilla Yeşilada, Murat Muratoğlu. Murat Muratoğlu'na da bir inceden... Ama çok seviyorum ya. Murat Muratoğlu da bizim bir videomuzun başlığını ve içeriğini komple alıp kendisi yaptı. Ama helali hoş olsun çünkü çok seviyorum ve doğru bir adam. Eğlenceli de bir insan. Hatta ben de onun altına yorum yazdım. Hocam bari başlığı değiştirseydin diye. O yorumu da silmiş. O da orada bir yorum faşizmine kurban etti bizi. Ona hak veriyorum ama hani gel benim yorum, benim videomun altında kendi kantonun reklamını mı yapıyorsun diye düşünüp silmiş, evet, de olabilir. Ama videoları kontrol edin. Benim video şey ne demişiz? Dolar ne zaman dolar ne zaman kopacak? Murat Muratoğlu da dolar ne zaman kopar? Evet. Videosunu sadece çekmiş. Başlık değil, ben ikisini de açtım, izledim arka arkaya. Ha, İçerik de bayağı.
içeriğinin ilk başı hemen hemen aynı. Verdiğim örneğe kadar almış. Helal olsun diyorum. Benim için sıkıntı yok. Ben şey bir adam değilim. Fitne fücur bir adam değilim. Evet. Hak eden hak ettiğini alsın peşindeyim. Vereceğim isim de o yüzden Atilla Yeşil'e de Murat Muratoğlu olacaktır. Bu olaya rağmen. Evet. Diğerlerini bir videoda yorumlayayım. Tamam. Evet. Ben hani tavsiye bağımında hani onu izlemeyin, dikkat edin diye bir uyarı yaparken bir de olumlu bir tavsiye istedim sadece. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür dostlar ederim. Bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanallarımıza abone olmanızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler. Görüşmek üzere.